Merhaba arkadaşlar, Coin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar az önceki canlı yayında biliyorsunuz bazı aksaklıklar oldu. Ondan dolayı da hepinizden özür. Güzel kardeşlerim, bu videomuzda... Ee, bizlerden beklediğiniz bir altcoin sepeti vardı. Daha önce yapmış olduğumuz sepetleri inceleyerek onların içinden ve ilave birkaç coin de yaparak güzel bir sepet çıkaralım. Yani altcoin sepetimizi birlikte seçelim diyorum arkadaşlar. Tabii ki piyasalar uçuşa kaçışa geçmeden biz bir sepet oluşturalım. Bu haftada bu sepetimizi değerlendirelim güzel kardeşlerim. Peki hocam Durum ne? Güzel kardeşlerim. Şu anda yatay gidiyoruz. Bitcoin'de durum zaten az önce de anlattım. 20 bin dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Velev ki bu Bitcoin güzel kardeşlerim. E, şuraları silelim. Şuraları silelim. Bitcoin, Ethereum'u inceledikten sonra tekrar e, döneceğim sepet bölümün arkadaşlar. Yani birlikte sepet seçeceğiz. Güzel kardeşlerim. Bitcoin buradan döner ise. İlk önce geleceği nokta 21.500 dolarlar. Bakınız şurası. 21.500 dolar seviyeleri. Peki buradan geri negatif yönde bir hareket gelirse ne olur hocam? Arkadaşlar ben %10 ihtimal veriyorum. Gelirse de zaten 18.000 yani 19.000 doların altı görünüyor ki bunu da Bitcoin birkaç günden beri ne yaptı? ile beraber 19.700'e kadar e, geri çekilmiş olsa da oralarda fazla kalmadı. Hemen kendini 20.000 doların üzerine kadar atmayı devam ettirdi. Yani ben diyor şimdilik 20.000 dolar civarı seviyelerinde hareket ediyorum. Haftalık kapanışın ardından ne olur bilemem şeklinde bir e, bize e, gösterge sunuyor. Evet yani beklemek lazım arkadaşlar sadece... Bu piyasa çıkmayacak mı? İlla ki çıkacak. Coşmayacak mı? Tabii ki coşacak. Biz peşinden bakacağız bu piyasanın. Ama tabii ki biraz daha sabrımızı deneyecektir. Biliyorsunuz piyasada resesyonlar var, ekonomik krizler var. Var da var yani aklınıza gelebilecek bütün olumsuzluklar devam ediyor. Peki bitcoin yani küresel piyasalardaki borsalarla doğru orantıda korelasyon gerçekleştiriyor. Onun içinde e, bunlardan ileride ayrılır ayrılmaz. Bunu da bekleyip görmemiz lazım. Bizler e, verev ki o piyasalardan ayrılması durumunda zaten başlı başına Bitcoin çok büyük yatırımcıları çekecektir diye düşünüyorum ben. Tabii ki altcoinlerde de bugün e, bazı hareketlilikler oluştu. Bir önceki canlı videomuzda onu izleyebilirsiniz. Ethereum 1500 doların altında seyrediyor an itibariyle, Baktığımızda da küçük bir yeşil şey kırmızılıkta arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak yukarı yönlü momentum gerçekleştirebilir. Ethereum'da da güncelleme geldiği anda onun da yönü yukarıya doğru dönecektir diyebiliriz. Peki hocam sepet durum arkadaşlar. Bizlerin daha önce sizler için seçtiği birkaç tane sepet vardı. Şimdi bu sepetlerin içinden seçme yapalım. Beraber seçelim. Bunları zaten sepet yapmıştık. Şimdi yeni sepetimiz için neler var? Yeni gelen kardeşlerimiz soruyor hocam sepetimiz ne zaman? Güzel kardeşlerim, bakınız. Daha önce yaptığımız birinci sepetimizde VTHOR yani VCH'nin tokeni. Bunu almışız ve şu anda %1, 1 seviyelerinde yeşilde görünüyor piyasanın durumuna göre. VTHOR e, sepetlerimizde olması gereken coinlerden biridir diyoruz ee, şöyle baktığımızda Arkadaşlar yukarıda 17-18'e hatta bir anda 20'leri bulabilir çünkü 14-15'lerde çok oyalandı vthor vthor'dan ben çok iyi bir performans bekliyorum Arkadaşlar ben bunu hemen hemen vthor'u her e, sebedeme koyarım arkadaşlar Çünkü sağlam görüyorum kendi açımdan. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arpa buğday zamanı. Evet. Bugün e, gördüğünüz gibi bizim sepetimizde sadece clear kırmızıda diğerleri hep yeşilde. Yani güzel bir sepet seçmişiz. Arpa'da arkadaşlar 2.88'lik bir yukarıda hareket var. 0.03 yani 0.035 dolar bandı seviyelerinde. Arpa ilk etapta geleceği nokta şurası görünüyor arkadaşlar. Yani 40'lara doğru bir yolculuğu var öncelikli olarak. EMA 50 günlük ortalamayı kırması lazım. Tabii ki bunlar kısa vade, ee, uzun vadede güzel yerlere gelecek olan coinlerden seçeceğiz. Ee, bunlardan biri de Arpa. Arpadır arkadaşlar. Büyük ralliler geldiğinde de bu arpadan sıfırın biri silinebilir arkadaşlar. Arpayı da alabiliriz e, sepetimize. Ankara. Bakınız Ankara'da da e, şu anda ANKR'e %4'e yakın bir yükselişte bugün. Piyasanın yatay gitmesinde hatta geçen bir ara biliyorsunuz 12 Ağustos'ta güzel bir ralli yaptı. Nereden geldi arkadaşlar? 0.030 dolarlardan bir anda 58 dolara kadar iğne attık. Yani sert bir yükseliş gelebilir yine Ankara'dan. Her ne kadar cimsiz olsa da Ankara bu e, gidebilecek coinlerden biridir. Bunu da üçüncü coin olarak yazıyoruz. Bir yedişer coin'den sepet yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, bunlar genelde ucuz coin'ler yani sentlik e, coin'ler arkadaşlar. Onun için bunları şu anda sepetimize ilave edebileceğimizden üçüncüsü de Ankara'dır. Şiba ve Doge. Şiba'yı ve Doge'yi sepetimize almayacağız arkadaşlar. Neden hocam? Kötü mü? Hayır arkadaşlar. O açıdan değil. Onlara ayrı bir yatırım yapıyoruz zaten. Onlarla sepet yapmamıza gerek yok. Yani Şiba ile Doge'ye ayrı bir e, giriş yapabiliyoruz. Onlardan da çıkabiliyoruz. Aynı zamanda rallilerde olursa önümüze günlerde bekleyip görmek lazım. E, Shiba ve Doge'yi sepetten ayrı takip etmekte fayda vardır. Onları sepete koymakta e, yani ben koymayacağım sepetime. Ha, yatırımcısı mıyım? Tabii ki yatırımcısıyım ama e, şöyle söyleyebilirim. Shiba ve Doge sepet harici bir coin olsun diyorum ben. Çünkü onlara zaten belli bir yatırımcı yatırım var. E, onlar kalsın. Çünkü onların önümüzdeki günlerde ne yapacağını Bekleyip görmek lazım. Güzel ralliler yaparsa da... ...ker realizasyonu yapılması lazım diyorum. Sepetin dışında tutmaya çalışıyorum. Chiba an itibariyle %1.30'luk yukarıda. Öncelikli olarak... Ee, ...şu... ...MA200'ü kırması lazım tabii ki. Devam edebilmesi için. Doge'ye bakıyoruz. Doge'de de aynı şekilde %1'e yakın yukarıdayız. 70'lerin üzerine atması lazım kendini. Doge'nin yukarı yönlü momentum'un devam edebilmesi için... 80'lerin üzerinde birazcık gün kapatması lazım arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Habar. Daha önceki sepetlerimizden birinde vardı. Habarda da şu an 00.64 dolardayız. Ve 3.08'lik bir, şey 0.2'lik bir yukarı yönlü momentumu var. Bunlar zaten önceki sepetimizde olduğu için seçme yapıyoruz arkadaşlar. Clear Network. Clear Network arkadaşlar. Ee şöyle bir günlük baktığımızda. Clear Network'ten. E, nerelerde olduğumuzu hala bir düşende olduğunu görüyoruz. Fiyat dibin dibinde sanki 0.19 dolarlardan 0.018 dolarlara. Yani oldukça aşağıda diyoruz. Clear'e de e, bir notumuza ilave ediyoruz. Clear Network'ü şu anda da 0.018 negatif yataydı. Por. Evet, Por'da da 0.018 dolarlardayız. Pozitif yatayda hareket ediyor arkadaşlar. Baktığımızda da e, 14'lerden gelmiş. 0.0 0, yani 0.14'lerden 0.0 18'e kadar gerilemiş. Fiyatı tabii ki bunun da dibin dibinde görüyoruz. Şu anda. Peki e, bir de yukarıdan aşağıya tekrar sıralıyorum. VT orada. Al sinyalimiz yok arkadaşlar. Bakınız. E, Mesela VT orada al sinyalimiz yok. Bunu bir eksi koyduk. Bakınız eksi koyduk. Arpa'da, Arpa'da artı koyduk. Al sinyalimiz var. Ankara'ya baktığımızda al sinyalimiz var. Senede bir gelen sinyal biliyorsunuz bu. E, dikkat diyoruz Arpa için. E, Habar'da var. Habarı ilave edip etmemek kendinize bağlı. E, Clear Network'te var arkadaşlar. Ona da artı koyuyoruz. Ve For'a bakıyoruz arkadaşlar. For'da da sinyalimiz yok. Evet. Gördüğünüz gibi ee, 3 tane coin çıkarabildik. Ve Tehor'u 7'e almış olduk arkadaşlar. Ve Tehor'un yerine. Bakınız. Ve ee, koyabiliriz. Bet. Bakınız. Evet Bet'te de, de, de fiyat dibin dibinde. Ve al sinyali var. Ve Tehor'la Vc'in arasında tercih dağıtı halinizindir. Birinde al sinyali var. Vechay'inde VT orada al sinyali yok. Bu sinyal biliyorsunuz yılda bir kez gelir arkadaşlar. Ve e, Vechay'inde de şu anda 0.024 dolar bandı. Seviyelerinde pozitif yatayda. Evet. Şimdi hocam. E, buralardan. Buna ilave etmek istediğimiz ne olabilir arkadaşlar? Şimdi şöyle bir e, listemizi açalım arkadaşlar. Buraya ben e, ilave edebilirim. Bakınız hatta şuraya not alayım. Spill. Evet. Spill ilave edebiliriz. Durumu nasılmış? E, gördüğünüz gibi onda da buy al sinyalimiz var arkadaşlar. Şöyle 4 saatten açalım. E, gördüğünüz gibi EMA 50'nin üzerinde şey altında 200'ün de üzerinde hareket ediyor. Yani 15'i kırdığı anda 20 lira doğru hareket eder. Fiyat 0.0, 0.0, 14 seviyelerinde an itibariyle. Evet. Bil. Arkadaşlar buna da artı koyduk. 4 koyun. Ve çeyinle 5 koyun. Birinci sepet. Ucuz. Yani sentlik sepetlerden biri bu güzel kardeşlerim. Siz aralarında yine serpiştirme yapabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Evet daha önce yaptığımız sepetlerden biri de e, audio mesela. Audio biraz daha pahalı bunlara göre. Yani 0. çift sıfırlar nerede? 0.28'ler nerede? Şimdi bu tür sepetleri isteyen, tek sıfırlı sepet isteyenler audio not alabilirler arkadaşlar. Al sinyalimiz mevcut audio'da e, gördüğünüz gibi altta bay e, mavi gördüğünüz gibi şurada şöyle şey alırsak şuranın altında arkadaşlar bakınız şöyle oktan göstereyim. Burada e, yuvarlak mavi. Altta da bay yazıyor gördüğünüz gibi. Burada bir e, al sinyalinin olduğunu yukarıda da 0.30 dolarlarda direnci olduğunu görüyoruz. Audio bir anda rallye koşabilir. An itibariyle de %2 sağlam coin'dir. Dikkat diyoruz. Normal coin olarak da takip edebilirsiniz. Sepetinizi almak istiyorsanız da audio'da yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki kurve ve DAO tokeni? Evet şimdi yavaş yavaş pahalılara da gidiyoruz. Aralarda serpiştiriyoruz. Kurvenin geleceği var arkadaşlar. Şu an 1 dolar. Yani dibin dibi. Kurvede ben ilk etapta 1.30'ları bekliyorum. Hatta 1.5 dolara kadar bir anda fırlayabilecek güce kuvvete sahiptir. Daha önce biliyorsunuz nereleri denediğini gördük. Mesela ee, şöyle baktığımızda kurve DAO token'i 23 dolar seviyelerindeydi arkadaşlar. Şu anda da 1 dolarda. 23'te 1 seviyelerini görüyoruz kurve DAO. Ardano e, tabii ki tereddütsüz alınabilecek coin'lerden biridir. Ee, güncellemesi de geliyor. Bu aydı da bir daha kayı ertelendi. İşlemler tamamlanıyor. Test e, güncellemesine test yapılacak. Testin ardından da e, Twitter'da duyurulacaktır arkadaşlar. Eylül ayı içinde hepsi tamamlanacağından bahsediliyor. Bu da onun için 1 dolar zirvesini taşıyabilir dikkat diyoruz Cardano için. Cardano da Audio'nun yanına alınabilecek ikinci coin'dir arkadaşlar. E, Kur ve DAO biraz pahalı gelebilir size 1 dolar çünkü. 1 doların altında düşünüyor iseniz Cardano ve Audio düşünülebilir tabii ki. Bunlardan sepet yapın, alın anlamında konuşmuyorum arkadaşlar. Bunların en iyilerini ben e, sizlerle paylaşıyorum. Aralardan seçip e, kendinize göre bir sepet oluşturabilirsiniz güzel kardeşlerim. Sterilümen XL, XRP bunları çıkarıyorum arkadaşlar. Niye diye soracaksınız. XRP bir olumsuz yönde etkileyecek. Mahkeme sürecinin daha uzun süreler devam edeceği. Sterilümen ise... Ee, sek bunun da bir gayrimenkul olduğunu e, söyledi arkadaşlar geçen bir iki gün önce. Onda da bir mahkeme süreci başlarsa da yanılmam yani sürpriz e, olmaz çünkü sek biliyorsunuz tırnağa taktımı onu götürüyor. Onun için bu da e, bunların ikisi bizi uzun süre bekletebilir. Onun için bunların ikisinden ben çıkıyorum. E, tabii ki zaman neyi gösterir onu da bilemem. Tabii ki bu benim düşüncem, benim fikrim. Cardano'dan sonra bunların ikisinden siliyoruz arkadaşlar. Bunlar yok artık. Yani Ripple'la Seri Lumen yok. Algorand, Algorand değerlendirilebilir çünkü sağlam proje. Biliyorsunuz, Google internetin arama motoru ise, Kriptonun arama motoru da Algorand'tır. Böyle bir projeye sahip. Yani sizin anlayacağınız dilde kısa bir, kısa ve öz olarak söylüyorum ve yüzde birlik bugün yukarıda pozitif yatayda 0.29'larda 3 dolara kadar iğne atan Algorand şu anda buralarda hareket ediyor. Ee, dikkat diyoruz. Bu da alınabilecek coinlerden biridir. Phantom. Evet. Phantom değerlendirilebilir. Çünkü çok yukarılardan aşağılara dibin dibine kadar geldi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda en son Phantom. Ee, nereye gelmiş? 3 dolar 39 sente kadar iğne atmış arkadaşlar. Nereden başlatmış? 1 dolar 18 sentten. Şimdi nerede? 0 dolar 0.27 dolardayız. Dibin dibi. Ha buralarda dip bilinmez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, bu arada da fantomu düşünülebilir. Yani kesin karar vermeden önce iyi düşünün. Çünkü fantom için bir al sinyali. Diğerlerinde unuttum. Bakacağım tekrar. Al sinyali yok arkadaşlar. Fantom'da ilerleyen günler için al sinyali yok. Algorand'da yok. Bakınız sağlam olmasına rağmen. Cardano'da var arkadaşlar. Kurveda Auto tokeninde yok arkadaşlar. Audio'da yok arkadaşlar. Sadece al sinyali bu kadar coinlerin içinden Cardano'da var. Dikkat. Ada. Evet nasıl seçiyoruz? Nasıl eledik? Çak diye eliyoruz yani gördüğünüz gibi. Sinyali de alıyoruz karşımıza. Ve e, Cardano'yu çıkardık bakınız bunların içinde. Buralardan komple sadece bir Cardano çıktı elimize. E peki geçelim diğer sepetimize arkadaşlar. CHR. Her ne kadar %2 geride olsa fiyat gerilerde 1.5 dolarlardan 0.16 dolara kadar gelen bir e, CHR'yi görsek de sinyalimiz yok arkadaşlar. Al sinyali yok. Dikkat al sinyali yok. BTC'yi diğer sepete koyduk. CRO. Güzel kardeşlerim, CRO da bir müddet daha al sinyali gelen coinler arasında yok. Dikkat. E ne kadar kripto borsasının e, token'ı olsa da burada bir al sinyalinin geldiğini görmüyorum arkadaşlar. Şu anda burada bu sepetin içinde herhangi bir coin seçemedik. Eee SLP'ye bakıyoruz. SLP'de var arkadaşlar. Çünkü aksın bir koludur bu. Oyun tokenıdır. Dikkat diyoruz. SLP adanın peşine yazılabilecek bir coin'dir. Biliyorsunuz canlı yayında da bunun isteğini yapmıştınız dedik. Bir sonraki videomuzda bakacağız onlara. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ee, 41'lerde bir direncimiz var. Bakınız dönüyor bu da dönüyor yukarıya doğru. Şu an 39'larda. 41'dekini atlatırsak 45'te bir direnç var. Ardından da 48'de direnç var. Ardı zaten nereye doğru gider? 0.050 dolara doğru gider ve yukarısında bekleyip görmek lazım zaten. E, aksın e, yukarı yönlü hareketi bunu 2-3 kat daha tetikleyebilir. Bunda da bir al sinyalin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çiliz. Evet. Çiliz'e dikkat arkadaşlar. Çiliz her an bombayı patlatabilir. E, sağlam gidiyor. Emkinli gidiyor. 0.21 dolar bandı seviyelerinde küçük bir kırmızı olması bizi yanıltmasın. E, al sinyali var arkadaşlar de. Harmony. Harmony de sağlam projeye sahip coinlerden biri. Şu anda 0.019 dolarlarda ve al sinyali veriyor %1 geride arkadaşlar Harmony. Evet. Buradan da bir e, diğer iki sepetin bunların ikisinin arasından bir sepet daha çıkarmış olduk. Yani şimdi tekrar edecek olursak Harmony, Chilis, SLP, Cardano, Spill, Clear Network, Ankara, yani ANK, ben Ankara diyorum arkadaşlar. Arpa Buğday Zamanı ve vCin Bakınız buralardan çıkıyor bir sepet. Bir e, dardayım yalanım yok. Buna bakmak istiyorum ben. E, bu bize neyi gösteriyor? Güzel kardeşlerim, her ne kadar darı soruyorsanız da darda bir al sinyali şimdilik görünmüyor. Yatay yani 3-5 yükselebilir ama al sinyal olarak sinyalimiz darda yok arkadaşlar. Peki hocam bunlara Jack'i koyabilir miyiz dediklerinizde dediğinizi duyar gibiyim. Bakalım güzel kardeşlerim Jack. Jack'te de al sinyali yok. Yani her ne kadar sağlam bir metaverse koyunlarından biri olan Jack'te Jack'e de baksak koyamıyoruz. Metaverselerden ee, geçelim geçerim arkadaşlar bunların arasına metaverselerden neyi koyabiliriz değil mi aks yani 10 14 dolar onları onun sepeti gerekmez onu tek olarak da alınabilir yani e galaya bakıyoruz arkadaşlar gala konulabilecek e, coinlerden şey metaverse coinlerinden biridir token denilebilir biridir çünkü onda da bir al sinyali var şu anda bir nokta 16'lık bir e, yukarı yönlü e, yükselişi var Gala Evet sinyalimiz var The sandbox arkadaşlar sandı popülerliği kadar e, algılamayın çünkü the sandboxta sinyalimiz yok o saatlikte sinyal yok arkadaşlar yatay gidebilir dikkat mana Manada sinyal var bakınız mana akssantan daha önde mana alınabilir arkadaşlar manayı da yazdık. E, 0.77 dolar bandı seviyelerindeyiz. Peki engine. Engine'de durum ne? Engine'de de al sinyali var gördüğünüz gibi. E, şu anda küçük bir yeşil pozitif yatay. 0.51 dolarlarda yine enjin olabilir. E, aşağı yukarı metaverselerden de bir sepet çıkıyor arkadaşlar. Elemeye baktığımızda evet elemede de al sinyali var arkadaşlar. Elemede de e, 0.20 0.024 dolar bandı seviyelerinde görünüyor alisede bakınız yok al sinyali yok arkadaşlar blokta blokta da al sinyali var bloka dikkat güncellemeleri var e, ters bir yükseliş gelebilir arkadaşlar mbox onda ne yapıyoruz Mbox'ta da al sinyalimiz yok arkadaşlar e, öyleyse bize sinyal veren metaverse coinlerinden ne çıkarabildik o zaman Gala, Mana, Engine, TLM ve Block'i çıkarabildik. Evet böyle de sadece Metaverse'lerden sepet isteyen kardeşlerimiz de böylece nereye gideceklerini görmüş oldular. Şimdilik Gala, Mana, Engine, TLM ve Block'i görünüyor arkadaşlar. İşte biz sepeti diğer kardeşlerimizden farklı olarak bu şekilde yapıyoruz. Daha önceden de sepet diyenlere çalışmalarını yapıyoruz dedik. İşte düşüncelerimiz beklentilerimiz, farklı farklı coinlere ilavelerimiz geldi arkadaşlar. Peki bunların dışında bakınız bunların dışında ee, ref ref arkadaşlar al sinyali gelen bir diğer coin. Bakınız ref ref de ee, al sinyali gelmiş durumda. Bu da bize 0.0036 36 dolar seviyelerinde ilk etapta 38 ve ardından da 41'leri gösteriyor. Refref'te dikkat edilecek diğer coinlerden biridir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir Holochain değil mi? Holochain'de al sinyali var arkadaşlar. E ne kadar ee, Ankara gibi hacminde bir düşüklük olsa da Hola'da yazılabilir arkadaşlar. Ee, tabii ki bunlar küçük rakamlarla sepet yapılabilecek coinlerdir. Bol sıfırlı coinlerdir arkadaşlar. Bunlardan bulabilirseniz. Brisa arkadaşlar Bitkert geleceği olan bir koyun bol sıfırlı koyun. Yani 6 sıfırı var aşağı şey yukarı e, 91'lerde her an ters bir yükselişe gidebilir. Çünkü EMA 50'nin altına hiç sarkmıyor arkadaşlar dikkat. EMA 50'nin üzerinde kalıyor. Brisa Bitgerk'te dikkat arkadaşlar. Onun için Bitkert'te de e, al sinyalimiz mevcut diyebiliriz güzel kardeşlerim. Dikkat diyoruz. Bitkert'e Brisa notlarımızı aldık. Bir de aklıma gelen radar vardı arkadaşlar. Radar ne yapıyor bizim? Bir bakalım. Evet. Radarda var mı bir şey? Sağlam projeli bir coin. Yok arkadaşlar. Yani radar içinde diyebileceğimiz herhangi bir şey görünmüyor şu anda. MBL'ye baktığımızda MBL için Olabilir mi? Bakalım arkadaşlar. Çünkü sinema ile ilgili bir coin var arkadaşlar. Buranın peşine, Brisa'nın peşine MBL coin'i yazabiliriz. %1.5'luk yukarıda 39 seviyelerinde görünüyor arkadaşlar. Peki komodo ne diyor? K e, pardon KMD. Güzel bir rally'nin ardından biliyorsunuz düzeltme yapan komodo'dan bahsediyoruz. Şu anda komodo Al sinyali vermiyor arkadaşlar. Dikkat. Komado al sinyali vermiyor. Onun için de takip edilmesinde fayda vardır. Diğer coin'lere göre. Peki e, takip edilmesinde fayda vardır derken yani dikkatli olun anlamında konuşuyoruz güzel kardeşlerim. Yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen anladınız siz benimle anlatmak neyi söylemek istediğimi. Burada başka e, şöyle bir de diğer coin'lerden Şuradan. Bakmak istediğimiz bir şey var mıydı burada? Ha, hocam Luna'yı alabilir miyiz diyenler var değil mi şimdi? Güzel kardeşlerim. Luna alınabilir mi? Artık buna kararı kendiniz vereceksiniz sepede. Çünkü al sinyali geldi. Formasyonlar farklılaştı. Bir de yakın haberi gelirse biraz rol yapabilir mi? Artık burada karar sizin Luna için ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Jasmi. Evet. Jasmi'yi ilave edebiliriz. Kardeşlerim. Bakınız Jasmi. Ee, şu anda 0.0087'lerde ee, küçük bir yeşilde ama fiyatı nerlerden gelmiş şöyle bir haftalığına bakarsak Jasmine için Jasmine'de de 0.36'lardan gelmiş şu anda 0.0087'lerdeyiz yani tamamen dipte ve uzun süre yatay gidiyor patlama derecesine gelmiş durumda dikkat Al sinyali zaten gördüğünüz gibi şurada bay ve mavi yuvarlak var güzel kardeşlerim. Evet bunu da söyledikten sonra şöyle bir e, IDEX'e bakalım arkadaşlar. IDEX'e al sinyalimiz yok. Yok güzel kardeşlerim. Olsa dükkan sizin. Olsa ben niye vermeyeyim? Yani e, peki BLZ ne dedi hocam? BLZ Blue Zella. Bu kadar yükselişin ardından düzeltmesini bitirdi. Dönebilir. Dikkat. Al sinyali var arkadaşlar. BLZ'de al sinyali var güzel kardeşlerim takip edilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Peki bir de şuradan bakmak istiyorum. Ee, Zillika'ya bakacağım aslında da o vardı aklımda. Evet zil. Güzel kardeşlerim bir diğer coin'imiz de zildir. Dikkat. Zil. Zillika'da da 0.036'lardayız. Küçük bir pozitif yeşilde. Dikkat diyorum. Evet piyasamızdaki şu ana kadar ee, öne çıkan sepetli coinlerimizden çoğunluğu bu arkadaşlar. Abi, buralara bir de matik, matiksiz olmaz biliyorsunuz. Bir de matik düşünülür, matik. Ha, ne olur hocam? Şimdi diyelim ki atıyorum faraza e, 20 bin liranız var, 10 bin liranız var, 10 tane coin'den sepet yapabilirsiniz, zararınızı en az indirebilmeniz için düşüşlerde, çıkışlarda. Çıkışlarda karınız az olabilir ama düşüşlerde de uçurum şekilde zarar etmezsiniz arkadaşlar. Onun için şu aşamada bunu. Ha piyasa değiştiği anda bazı coinleri sepeniz, sepetinizden atıp e, eleme şansınız olabilir. E, çünkü rally yapanlar olacaktır. Rally yapanlardan çıkıp yapmayanlara dönebilirsiniz. Onun için e, diyelim ki 30 bin liralık 50 bin liralık yaptınız. 15 tane en az bir coin yapabilirsiniz. Büyük rallilerde ise 4 ya da 5 coin sepetinden sepet yapın arkadaşlar. En fazla 4 ya da 5 coin. Zaten onun altındakiler sepet olmaz, riskli olur. 2 coin'e girdiğiniz zaman riskiniz daha artar. 1 coin'de de bol riskiniz olur. Hem yukarı hem aşağıya yönlü hareketlerde. Umarım faydası olmuştur. Artık buradan sonraki karar zaten sizindir. Biz zaten hiçbir videomuzda arkadaşlar bu coin uçacak bu koyun kaçacak. Bu koyunu alın, satın, tutun şeklinde hiçbir yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Yapmadık. Bizi yanlış anlamayın. Biz kimseye alın, satın demiyoruz. Biz piyasadaki olanları paylaşıyoruz. Bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Onun için de hiçbir analiz ve yorumcuya lütfen suç bulmayınız arkadaşlar. Yani her şey hani kazandığınızda onlarla paylaştığınız bir şey var mı? Yok kaybettiğinizde onlara neden sitem ediyorsunuz arkadaşlar? Yani bunların içinden de biri benim piyasa güzel giderken güzel gidiyor isek buradaysak kötü günde de buradayız. Onun için hep birlikte bir aile olarak bu yola devam ediyorsak birlikte devam edelim derim. Çünkü e, psikoloji farklıdır arkadaşlar. Yatırımcı psikolojisi çok farklı. Bugün üzülürsün, yarın sevinirsin. Her gün yani her gün pirzola yiyemezsin. Bazen de kuru ekmek yiyeceksin güzel kardeşim. Ekmek zeytin. Zeytin de çok pahalı. Evet kuru ekmeğe talim bazen. Biz öğrencilik yıllarımızda çok yokluklar çektik arkadaşlar. Ben bir çayı bir hafta e, dem, kaynatıp demlediğimi biliyorum. Evet lise dönemlerinde. Biz köylü çocuğuyuz. Köyden kente geliş çıkışlar kapatılıyor bazen. Kışın kar yağmış iki metre köyden kentten haber yok. Ne olacak? Biz şimdiki sizler gibi büyük bir imkana sahip değildik okurken. Bizim zamanımızda okumak bu kadar kolay değildi arkadaşlar. Onun için e, birbirimizi üzmeyelim. Dünya ölümlü. Yani yatırımcısı, yatırımcıysan sabredeceksin. Piyasadaki hareketleri bekleyeceksin arkadaşlar. Günübirlik haberlerden haberdar olman için piyasayı takip etmen lazım ya da yorum ve analizin kimse onu takip etmende fayda vardır diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.